30 deniyor ama aslında yüze yakın hayvanımız öldürüldü, telef oldu. Geçtiğimiz günlerde Enes ilçesinde gerçekleştirilen şüpheli köpek ölümleri tepkilere neden oldu. Birçok köpek, martı ve diğer uçabilen hayvanların da katledilmesi üzerine Edirne Hayvanları Koruma Derneği ETAYKO'dan tepki geldi. ETAYKO Başkanı Nurhan Kalender, mübarek Ramazan ayında Allah'ın yarattığı canlıları katledenleri kınıyorum, bu vicdansızlıktır şeklinde sitem etti. En ölü ölümü şüpheli bulunan hayvan sayısının yüzün üzerinde olduğunu belirten kalender, geçen cuma günü Enes'de yüze yakın hayvanımız telef oldu. Kimliği belirsiz kişilerce bunlara zehirli yiyecek verildiğini tahmin ediyoruz. 50 civarında köpek, martılar, leylekler, bir sürü kanatlı hayvanda telef oldu. Bu duruma çok üzüldük. Bu durumu yapanları kınıyoruz dedi. Geçen hafta e, cuma günü e, Enes ilçemizde 30 deniyor ama aslında yüze yakın hayvanımız öldürüldü. Telef oldu. Kimliği belirsiz kişilerce bunlara zehirli yiyecek verildi. 50 civarı köpek, martılar, leylekler, bir sürü kanatlı hayvan da telef oldu. Bu duruma çok üzüldük. Bu durumu yapanları kınıyoruz. Bulunmasını umut ediyoruz. ENES savcımızdan e, soruşturma başlatmasını talep ediyoruz. Biz bu yönde e, ENES'deki arkadaşlarımız sürekli ifade veriyor. E, sahipli hayvanlar da burada telef oldular. E, fakat henüz soruşturma başlatılmadı nedense. E, burada insanlar da tehdit altında, çocuklar elleyebilirdi o etleri. Yani e, çok kuvvetli bir zehir olduğu belli. Zehirin içeriği bilinmiyor. E fakat hemen öldürmüş. Yani yüze yakın e, hayvan e, çok büyük bir rakam. Yani Edirne bağlı ilçemizde böyle bir olayın gerçekleşmesinden e, üzüntü duyuyoruz. E, Türkiye'nin her e, yerinde sıkıntılar var sokak hayvanlarıyla ilgili ama e, hele de bu Ramazan ayında böyle öldürülmesi e, yani vicdansızlık. E, i̇nsanlar maalesef gittikçe e, merhamet duygularını yitirdiler. Enes i̇lçe müftüsünün zararlı hayvanların öldürülmesini dinin emrettiği yönünde basında yer alan açıklamalarına da tepki gösteren kalender İlçe müftüsü insanları merhamete davet edeceğine oradaki köpeklerin ölmesine adeta seviniyor. Kendisini de kınıyoruz ve hakkında soruşturma açılması için Ülke çapında sürekli dilekçeler verip bildirimlerde bulunuyoruz dedi. Enes Müftüsü'nün açıklamasına da ayrıca üzüldük. Yani e, bu insanları merhamete davet edeceğine, e, oradaki köpeklerin ölmesine sevinen, e, işte iki köpek de ben öldürdüm diyecek kapasitede bir müftü. E, kendisini de kınıyoruz ve hakkında soruşturma açılması için e, sürekli ülke çapında dilekçeler verip, e, bildirimde bulunuyoruz. Edirne Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ayşen Özkan da Enes Müftüsü'nün katledilen hayvanlar için sarf ettiği sözlerine tepki göstererek Kur'an'daki bir ayeti hatırlattı. Yaşadığımız bu olayda unutulan bir şey var diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir canlı tesadüfen yaratılmaz. Her canlının bir yaratılma sebebi vardır yaratan tarafından insanların merhametinin artması, insanların birbirine sevgiyle bağlanması adına Allah Teala böyle şeyleri, böyle canlıları bu aleme getirmiş ve bilmediğimiz o kadar çok canlı var. Toplum içerisinde özellikle köpeklerin yaşadığı sıkıntıları e, gördükçe insanlar hakkındaki düşüncelerim değişmeye başlıyor ne yazık ki çünkü en üstün yaratılan bir insanın insan vasfının ondan daha e, zayıf olan bir hayvana yok etme hakkının olmayacağını düşünüyorum ve özellikle bir din adamının e, Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir ayette size onları teslim ettim onları siz koruyacaksınız. Eğer bir su verecekseniz susadıysanız önce hayvanınıza su vereceksiniz ifadeleri dururken bulunurken onu yok etmesini anlam veremiyorum ve gerçekten e, böyle bir din adamının da öğreteceği şeylere şüpheyle bakar durumdayım. İnsan olalım, yaratılanın yaratandan ötürü sevelim ve lütfen onlara merhamet gösterelim.